Merhaba Selin Hanım, nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Aslında yüz yüze yapmayı planlamıştık görüşmemizi ama biliyorsunuz şartlar değişti. Online yapmamız gerekti. Benim için bir problem yok. Artık online iletişim hayatımızın parçası oldu, öyle değil mi? Sürekli ekran başındayız. Doğru. Hepimiz aynı durumdayız. Selin Hanım, sizin başvurunuza bakıyorum. Siz dijital pazarlama uzmanı pozisyonu için başvurdunuz. Bana biraz kendinizden bahseder misiniz? Eğitim ve iş hayatınızdan. Tabii. Ben 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldum. Üniversitede son sınıftayken bir ilaç firmasında staj yaptım. Mezun olduktan sonra da aynı firmada 3 yıl halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştım. 2010 yılında Florida Üniversitesi Pazarlama Master programına kabul edildim. Bu nedenle 2 yıl Florida'da yaşadım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm ve Kor Ajans'ta halkla ilişkiler ve pazarlama uzmanı olarak çalışmaya başladım. Halen aynı firmada çalışmaktayım. Peki Selin Hanım, iş hayatınız dışında nelerle ilgileniyorsunuz? CV'nize bir blog yazarı olduğunuzu yazmışsınız. İlgimi çekti. İş hayatım dışında seyahat etmeyi çok seviyorum. Yeni yerler görmek, yeni kültürleri tanımaktan keyif alıyorum. Kendi blog sayfam var. Hem sosyal medyada hem bloglarımda gezdiğim yerleri tanıtıyorum. Peki, iş seyahatlerini de sever misiniz? Seyahat benim için bir tutku. İş için bile olsa seyahate çıkmak beni her zaman heyecanlandırır. Çok güzel. Selin Hanım, şu anda hem halkla ilişkiler hem pazarlama uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Bizim şirketimizde ise dijital pazarlama uzmanı olmak istiyorsunuz. Tercihinizin sebebi nedir? Şu anda çalıştığım şirket sizin şirketiniz kadar büyük değil. O nedenle iki alanı da yönetebiliyorum. Ama biliyorsunuz günümüzde dijital pazarlama çok öne çıktı. Ben de son yıllarda dijital pazarlamaya odaklandım ve bu alanda çalışmaktan daha çok keyif aldım. Aynı alanda devam etmek istiyorum. Peki neden bizim şirketimizde çalışmak istiyorsunuz? Şirketinizi uzun zamandır takip ediyorum. Pazarlama çalışmalarınızı ve tarzınızı çok başarılı buluyorum. Bu yüzden takımınızın bir parçası olmak istiyorum. Peki, biz sizi neden işe almalıyız? Benim 12 yıllık iş tecrübem var. Bu sürede kendi alanımda uzmanlaştım. Birçok projede yer aldım. Ayrıca ben yeniliklere açık biriyim ve kendimi geliştirmeyi seviyorum. Ve ben her zaman işimde yüksek bir motivasyonla çalışırım. Tecrübelerimin ve motivasyonumun şirketinize katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu anki işinizden neden ayrılmak istiyorsunuz? Aslında ben iş aramıyordum. Şu anki işimi de seviyorum. Ama dediğim gibi dijital pazarlama alanında çalışmak beni daha çok mutlu ediyor. Sizin iş ilanınızı görünce başvurmaya karar verdim. Selin Hanım, sizi en çok ne motive eder? Yeni şeyler öğrenmek beni her zaman motive eder ve tabii ki başarılı olmak, yeni projeler üretmek. Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? Güçlü yönlerim iletişim becerim. Sadece müşterilerle değil, çalışanlarla da iletişimim her zaman iyidir. Pozitif bir insanımdır. Kötü olaylara odaklanmam. İnatçı değilimdir. Yeniliğe her zaman açığımdır. Zayıf yönüm ise bazı konularda sabırsızım. Beklemeyi sevmiyorum. Bir de hayır demeyi sevmiyorum. O da beni yoruyor. Peki Selin Hanım, çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Sizin bize sormak istediğiniz bir şey var mı?
Evet. Siz çalışanlarınıza işe başlamadan önce eğitim veriyor musunuz? Evet, tabii ki. Bütün çalışanlarımız işe başlamadan önce gerekli eğitimleri alırlar. Başka soru var mı? Hayır, şu aşamada yok. Tamamdır Selin Hanım. Benim için çok iyi bir görüşme oldu. Bir sonraki aşama için sizi mutlaka bilgilendireceğiz. Ne kadar sürede bilgi verirsiniz? En geç 2 hafta içinde. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz başvurunuz için. İyi günler. Size de. Bana biraz kendinizden bahseder misiniz? Peki neden bizim şirketimizde çalışmak istiyorsunuz? Takımınızın bir parçası olmak istiyorum. Selin Hanım, sizi en çok ne motive eder? Peki, biz sizi neden işe almalıyız? Tecrübelerimin ve motivasyonumun şirketinize katkı sağlayacağına inanıyorum. Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? Evet, siz çalışanlarınıza işe başlamadan önce eğitim veriyor musunuz? Bir sonraki aşama için sizi mutlaka bilgilendireceğiz. Ne kadar sürede bilgi verirsiniz?